Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Essalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Bismillahirrahmanirrahim. İlimle ilgili abi hadis-i şeriflerden, ayetlerden böyle notlar almıştım. Onları okumuştuk. İki sayfa okudum. Onlar da var. Devamına işte bir iki sayfa daha okuyalım inşallah. Rabbim istifade etmeyi nasip etsin. yine Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor. İlim tahsil etmek maksadıyla yollara düşen kimseye Allahu Teala Celle Celaluhu cennete giden yolu gösterir diyor Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam. Yani bir ilim öğrenmek için bir yola düşmüşsen, tabii o ilmi de kullanmak için, ameline yansıtmak için bir yola gidiyorsun ve bir şeyler yapmaya çalışıyorsan Allahu Teala cennete giden yolu gösterir onu. Zaten ilim tahsil etmek de cennete giden yolu öğreniyorsun. Hatta belki burada vardır, ileride midir bilmiyorum. Şimdi söyleyeyim. Bir hadis-i şerifte diyor, mahşer günü şehide önce cennete gir denilecek. O duracak, diyecek ki hayır, önce bana ilmi öğreten alim girsin cennete. O diyecek ya sen her şeyini Allah yolunda verdin, canını da verdin. Ondan değerli bir şey mi var? Diyecek ki eğer o bana bunun ilmini öğretmeseydi ben bunu bilemezdim ki. Yani onun sayesinde ilk önce onu girmesi lazım diyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Melekler ilim yolcusunun halinden razı oldukları için kanatlarını onun ayakları altına serer. Melekler ilim yolcusunun halinden razı oldukları için kanatlarını onun ayaklarının altına serir. Benzer hadis-i şerifler var birbirine benzeyen. İlim tahsil etmek için. Çünkü kainatın Rabbi, her şeyi yaratan Rabbi, Allah, melekleri yaratan ve kainatın, meleklerin, ahiretin, dünyanın yaratılış gayesini anlatan bir ilim tahsil ettiğin zaman demek ki Allah razı oluyor. Allah razı olsa da, razı olunca da meleklerine bu emrediyor ve melekler diyor kanatlarını onların ayaklarının altına koyuyorlar. Yere basmayın, bizim kanatlarımıza basın. Bu ilim tahsil edene verilen bir payedir abi. Anlaşıldı değil mi? Allah öyle eylesin inşallah. Gaye bu. Kişinin ilimden bir bölüm öğrenme 100 rekat namaz kılmandan hayırlıdır. Bak. Bu da çok önemli. Bilmediğimiz bir şey. İnsanlar öyle zannediyor. Öyle değil yani. Yani ibadet ilimle yapılırsa ibadettir. Bilerek yaparsan kime ibadet ediyorsun? Namazı kime kılıyorsun? Namazı niçin kılıyorsun? İlimle kıldığın zaman ayrı bir tadı var yani. Ne okuyorsun? Kime okuyorsun? Niçin okuyorsun? Bunlar hep ilimle olan şeylerdir. Bunları da ilim öğrenmekle olur. Yani körü körüne 100 rekat namaz kılacağına ilimden bir bölüm öğrenmen 100 rekat namaz kılmandan hayırlıdır diyor kainatın efendisi sallallahu aleyhi ve sellem. Kişinin ilimden öğrendiği bir bölüm onun için dünya ve dünyadakilerin tümünden daha hayırlıdır. Hazreti Peygamber yine hadis-i şerifin. Kişinin ilimden öğrendiği bir bölüm onun için dünya ve dünyadakilerin tümünden daha hayırlıdır. Dünya ve dünyadakilerin tümünden. Dünyanın içindeki her şey biz, işte ayakkabımız, elbisemiz, arabamız, işimiz, gücümüz, bunlar hep dünyanın içindeki şeyler. İlimden bir bölüm öğrendin, bütün bunları ahirete çevirme yolunu öğreniyorsun mesela ilimle. Ve bunların fani olduğunu, geçici olduğunu öğreniyorsun ilimle. O zaman ne oldu? İlim hepsinden daha hayırlı oldu. Eğer ilim olmasa bütün dünya senin olsa kaç para eder? Boş harcayıp, tüketip, yiyip, eskitip gidiyor yani. Senin değil hiçbirisi. Hadis öğrendin. Efendimiz buyurdu, dedi ki, insanoğlu malım malım der. Fakat malından ona kalan sadece giyip eskittiği, yiyip tükettiğidir. Bu kadar. Ondan daha fazla yapıyor. Giyip eskittiği, yiyip tükettiğiyle yapsa insan bu kadar mı çalışır? Fazlasını yapıyor. O fazlasının hiçbirisi onun değil.
ilimlerin içinde en şerefli olan ve ilimlerin de çeşitleri var. Bir sürü ilim dalları var, bir sürü öğrenmenin yolu. Hepsi iyidir, hepsi güzeldir. İmam Gazali Hazretleri mesela tıp ilmiyle ilgili diyor ki, yani tıp ilmini tahsil etmek imanın erkanındandır diyor. Nasıl olur? Tıpla insanlığa hizmet ediyorsun. İnsanların en hayırlısı insanlara faydalı olmaktır bak. Tıpla Allah'ın yarattığı şeyleri öğreniyorsun. Allah'a imanın artar. İşte tıpla bir tefekkür deryasına yelken açıyorsun. Tıpla oluyor bilim. Yani diğer bilimleri bununla kıyas edebilirsin. Fakat hepsine marifetullah suyunu eklemen lazım. Yoksa körü körüne tıp öğrendin, sadece o tıp ilminden para kazanırsın. O da biraz önce bahsettiğimiz gibi o boş para gider yani. İlimlerin içinde en şerefli olan Allah Celle Celaluhu sıfat ve fiillerini bildiren ilimdir. İnsan bu ilimle kemale ulaşır, iman ilmi sayesinde dünya ve ahiret saadetini kazanır. Bunu da Hazreti Ali radıyallahu anh söylemiş. Yani ilimlerin şahı, ilimlerin padişahı diyor ya Bediüzzaman Hazretleri, iman ilmidir. Bak Hazreti Ali de aynı şeyi söylüyor. Yani zaten diyor şu gök kubbenin altında söylenen sözler, söylenmeyen bir söz kalmamış. Farklı ifade tarzları, daha anlaşılır ifade tarzları ve tekrar ifade ediliyor. İlimlerin şahı, ilimlerin padişahı iman ilmidir. İlimlerin içinde en şerefli olan ilim Allah'ın sıfatını, fiillerini, yani Allah'ı tanıma ilmi, iman ilmidir. Bununla hem dünya hem ahiret saadetini kazanır insan. Hazreti Ali radıyallahu anh. Allah öyle eylesin inşallah. İlim yolunda olan bir kimseye, gündüzleri sürekli oruç tutan, ilim yolunda olan bir kimseye, gündüzleri sürekli oruç tutan, geceleri ise ibadet edip, tüm zamanını cihada sarf eden bir kimseden daha üstündür. Allah Allah. Bak, ilim yolunda olan bir kimse, gündüzleri sürekli oruç tutan, geceleri sürekli ibadet edip, tüm zamanını da cihat yolunda geçiren kimseden daha hayırlıdır ilim yolunda olan kimse. Bunu da Hazreti Ali radıyallahu anh söylüyor. İlim en değerli şeydir yani. Çünkü bütün bunlar yine ilme bakıyor netice itibariyle. Yine başka bir hadis-i şerif. Dininizin en hayırlı tarafı en kolay olanıdır. İbadetlerin en hayırlısı ise ilimdir. Dininizin en hayırlı tarafı en kolay olanıdır. Bu da çok güzel bir hadis. Yani kolayından başlamak, kolayı söylemek, kolayı yapmak, zorlaştırmadan. Peygamberimiz öyle söylüyor yani. Hazreti Ayşe radıyallahu anh bir hadiste yine buyuruyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor, İki şey arasında kalsaydı diyor, kolayını tercih ederdi. Bazen öyle oruç tutardı ki bozmayacak sanırdık. Bazen öyle oruç tutmazdı ki hiç tutmayacak sanırdık diyor. Allah Allah. Sırat-ı müstakim bu işte. Devamlı ibadet et, devamlı oruç tut, devamlı ya da hiç tutma. Değil. Bazen tutardı, bazen tutmazdı, bazen bozardı. Anlaşıldı mı? Sırat-ı müstakim peygamberi. Allah-u Teala'ya Celle Celaluhu dini İslam yolunda ilim sahibi olmaktan daha üstün bir şeyle ibadet olunmuş değildir. İslam için, Kur'an için ibadet, ilim sahibi olmaktan daha üstün bir şeyle ibadet olunmuş değildir. Çünkü ilim de ibadettir. Şeytan için bir tek iman ilmini elde etmiş birini kandırmak, buraya dikkat edelim. Şeytan için bir tek iman ilmini elde etmiş birini kandırmak, bin abidi aldatmaktan daha zordur. Bak şeytan abid insanı çok rahat kandırabiliyor. Ama ilim insanı yani onu tartabilen, tefekkür edebilen, yani bütün şeytanlar toplasa beş para etmez. Bir soruyla şeytanları alt edebilir yani. Bir abidi aldatmaktan daha zordur. Her şeyin bir temeli vardır. Bu dinin temeli ise ilimdir. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam söylüyor. İlim, ilim, ilim. Peki ilim kimi ilgilendiriyor abi? Yine hadis-i şerifte var. Burada geçer. Kadın, erkek herkese farzdır diyor. Beşikten mezara kadar ilim öğreniniz diyor. Ben 80 yaşına geldim. Ben 50'ye geldim. 60'a geldim. Ben okumuyorum. Öyle yok.
Yok öyle bir şey yok. Mezara kadar. Bu büyük evliyaullah'tan birisi, alim zatlardan birisi. Böyle yıllar önce bir kitapta okumuştum abi. Böyle sekeratta ölmek üzereyken böyle mırıldanıyor, gözleriyle bir şey söylüyor, zar zor konuşuyor. Sekeratta. Yakınları bir şey, kelime şehadet mi geliyor? Bir şey mi oldu? Bir şey hatırladı, bir şey mi söyleyecek? Eğiliyorlar, kulağına veriyor falan, zar zor konuşuyor. Ne diyorlar? Diyor ki ya şu rafta, şu kitabın falan cildinde, falan sayfalarda bir mevzu var. O benim kafama takıldı. Bir onu açıp bakar mısın? Orada ne yazıyordu? Beşikten mezara kadar ilim. Derdi o olmuş yani. Vefat ettiği anda bile onun derdinde. Şimdi biz nasıl yapacağız abi? Selim abi, Halim abi. Nasıl yapacağız? Biz de işte ilimle, ahir zamanın en büyük ilmini Allah Celle Celaluhu paketlemiş, çikolata gibi önümüze koymuş. Dinleyeceğiz, okuyacağız, elimizden geldiği kadar gideceğiz. Şimdi mesela madem ilim bu kadar şey, madem bunları okumak, dinlemek de ilimdir, bundan niye mahrum kalalım abi? Bu kadar basit vaka. Niye mahrum kalalım? Geçen dedi ki Nefis bana da şey yapıyor, hani bizler, he söyledim. Çok hiç sesi çıkmıyor. Evet dedik sesi çıkmıyor. Ölü taklidi yapıyor. Salaktan bu arada. Salaya atıyor falan dedik. Biz dedim biraz Yavuz abiyle seni çekiştirdik. Abi sorma ya dedi Nefis. Biraz dedi şey yapıyor ama. Allah razı. Evet. Allah Celle Celaluhu'ya yemin ederim ki Peygamberimiz. Allah'ın senin vasıtanla bir kişiyi doğru yola iletmesi. Senin için dünya ve dünyanın içinde bulunanların tümünden daha hayırlıdır. Birini doğru yola iletmesi derken bazen şu da anlaşılıyor. Yani o adamı bütünüyle alıp işte bir yolunu da öyle değil sadece. Senin vasıtana bir mesele öğrenmesi. İlimden bir bab öğrenmesi. Allah hakkında, peygamber hakkında, ebedi ahiretini tanıma hakkında bir şey öğrettin adamı. O dünya ve dünya içindeki her şeyden daha hayırlıdır. Bu hadisin başka bir versiyonu var geçiyor. Sahabeler soruyorlar. Akıllı insanlar diyorlar ki ya Resulallah Kabe'den de mi hayırlı? O da dünyanın içinde. Kabe'den de mi hayırlı? Efendimiz diyor ki evet Kabe'den daha hayırlıdır. Ya her şeyden daha hayırlıdır. İlimden bir şey öğrenip öğrendiği şeyi çevresine öğreten bir alime 70 sıddıkın sevabı verilir. 70 sıddıkın sevabı verilir. Bir şey öğrendin ve bunu başkasına anlattın. Çünkü bu şekilde yayılır. İlim bu şekilde yeryüzüne yayılır. O da başkasına anlatacak, o da başkasına anlatacak, böyle şekilde yayılacak. Üstad da diyor, bu asırda din ve İslamiyet düşmanları evvela imanın esaslarını zayıflatmak ve yıkmak planlarını programlarının birinci maddesine koymuşlar. Çünkü esasta ilim var, onu çürütmek için bütün hücumlarını da ona yapmışlar. İlim, fen ve felsefeyle saldırılmış. Eskiden diyor dinsizlik cehaletten gelirdi. Şimdi ilimden geliyor. Öğrenip amel eden ve öğrendiklerini öğreten bir kimse gökler aleminde hayırla yad edilir. Bu da Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Allah hayırla yad edilenlerden eylesin inşallah. Şimdi de ağır bir hadis geliyor. Bir ilmi öğrendiği halde, öğrenmemek bu kadar kötü bir şey. Peki öğrendin, o da sana bir sorumluluk getirecek. Bir ilmi öğrendiği halde, o ilmi ketmeden, ketmetmek, saklamak, içine atıp kapatmak, söylemiyor, anlatmıyor. Başkalarından esirgeyen, diline kilit vurmak, başkalarından esirgeyen, anlatmayan, çalışmayan, gayret göstermeyen. Anlaşıldı mı? Bir daha okuyayım mı? Bir ilim öğrendiği halde o ilmi ketmeden, başkalarından esirgeyen, anlatmayan, çalışmayan, gayret göstermeyen kimseyi Allah-u Teala kıyamet gününde ateşten yapılmış bir gemle gemler. Allah da kıyamet gününde onun ağzına ateşten bir gem vurur diyor Peygamber. Evet hadis. Resulullah. Demek ki ne yapmam lazım? Şimdi bunun tersini okuyalım abi.
ilmi öğrendik, öğrenmemiz lazım. Diğer şeylerden öğrendik ki ilmi öğrenmek gerekiyor. Öğrendin, onu ketmetmeyeceğiz. Saklamayacağız. Üstünü örtmeyeceğiz. Dilimize kilit vurmayacağız. Başkalarından da esirgemeyeceğiz. Anlatacağız. Anlatmak için çalışacağız. Gayret edeceğiz. Bu şekilde yaparsan o gemden de kurtuladın. Onunla da işte onu da yaparsa hemen üstteki hadiste ne dedi? Amel eden ve öğrendiklerini öğretene de 70 sıdık sevabı verilir. Bak birbirine nasıl bağlı. Yani şimdi sohbeti yapıyoruz. Kapatmaya çalışıyoruz. Bu hafta olmaz haftaya. Evet. İşte ona giriyor herhalde değil mi? Girer. Girer abi. Aynen. Girer. İşte nefsimize söylemek lazım. Değil mi Mesut abi? Mesut abi bunlar hep sana. Bana, hep sana. Bana, değil mi? Hep sana. Hep sana. Hadi biz biliyoruz. Biz biliyoruz. Biz birbirimizi görüyoruz, sürekli söylüyoruz. Bu hafta yapalım yapmayalım. Senden hiç ses çıkmıyor. Senden hiç şey ölü taklidi yapıyorum. Bize demiyor, sana diyor. Kusura bak sen ölü taklidi yapıyorsun. Biz de geçen gün dedik ki Mustafa abi dedik ki biz de olsak yapalım. Yani 4 kişi de olsak yapalım. Hı, dedik. Tabii zaten öyle diyoruz abi. 2 de olsak yapalım diyoruz. Evet. Bu şekilde ölene kadar Allah yapmayı nasip etsin. Amin. Bak ölene kadar ha. Vallahi yapmazsanız ben de yapmıyorum. Bak sen yapmazsan ben de yapmıyorum. O da yapmıyor. Abi, biraz da nefsin. Yapmayalım birader. Bak birbirimize. Bu hafta iptal değil zaten. Hadi canım falan. Şerde destek olduk birbirimize. Bak şerde. Yani bazen nefis öyle bir telefon çalsa da ya bugün müsait değildim. Bizim ev müsait değil. Ben gelemiyorum. İşte şu. Oldu. Zaten o zaman. Tamam o zaman kalsın bu hafta. Bakarız sonra falan. Ya. Sen neler kaybediyorsun. Fakat. Evet. Şimdi yine bununla ilgili yine ilimle ilgili üstadın bir tespiti var. Böyle kimse olmadığını söylemişler üstada. Yani biz bir şeyler anlatıyoruz. Kimse gelmiyor. İki kişiyiz. Dedik ya. İşte o da insana gevşeklik veriyor. İnsan gevşiyor ya da yapmak istemiyor falan. Üstad demiş ki, onlardan gelen fütur size fütur vermez. Fütur neydi? Gevşeklik. Yani baktın ki olmuyor. İşte öyle değil. Neden? Şundan. Çünkü bu dersler, şu okumalar, ulumu imaniyeden olduğu için, iman ilminden olduğu için, iman ilminde ne olduğunu yukarıdan hadislerden okuduk. Ne kadar değerli olduğunu okuduk. Bunlar da iman ilmi olduğu için bir insan yalnız kendi nefsine dinlettirse yeter. Kendin için de gayret etsen aynı sevap var. Yani ben kendim için bunları, şimdi zaten iki kişi olsan zaten tamam. Kendim için yapmam lazım. Bir abi öyle diyordu, kendimi getirmişim, bir de nefsimi getirdim. Muhtara göre tek kişiyiz ama şeriata göre iki kişiyiz. Nefsimi de getirmişim, kendimi de getirmişim. Ulum imaniyeden olduğu için bir insan yalnız kendi nefsine dinletirse yeter. Bahusuz ama şurada var. Yani bahusuz. Siz daima bir iki hakiki kardeşi de bulursunuz. Yani yemeyelim birbirimizi yani. Bulursunuz da. Şimdi bir hadis-i şerif. Hediyelerin en güzeli, Efendimiz buyuruyor. Hediyelerin en güzeli. Birbirimize hediye vermek isteriz değil mi? Hediyelerin en güzeli. Eşimize, çocuklarımıza, sevgililerine hediye vermek. Hediyelerin en güzeli neymiş? İlmi dinleyip, anlayıp, bu ilmi olduğu gibi Müslüman bir kardeşine öğretmendir. Bu hediyelerin en güzeli oluyor. Bu bir yıllık nafile ibadete denktir. Bunu yaparsan bir yıllık nafile ibadete denktir. Sadaka Resulullah fîmâ kâl ev kemâ kâl. Allah okuyup anlamayı, amel etmeyi nasip etsin. İnşallahurrahman. Allah rızası için El-Fatiha ma'as-salam.